Şimdi kendimi iyi hissettiğim, Konuşurken anlatmaktan doya doya bir türlü doymadığım emlak üzerine konuşacağız. Bu haftaki e, konumuz e, bana gelen sorularla beraber kimler emlak vergisinden muaf? Bunu sormuşsunuz çok. O yüzden özellikle bugün bu konuya değinelim. Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka Geliri olmayanlar, emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, bunlar şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, vefat etmiş bunların emeklilerin yakınları, bürüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları olanlar için emlak vergisi muaflar. Yani bu emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır. Tabii bu muafiyet durumu... ...sadece konutlar için geçerlidir. Yani ticari mülklerde söz konusu değil. Muafiyetten yararlanabilmek için de ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvurulma başvuru yapılması gerekmektedir. Yani bu kapsama giren kişilerin bir de öncelikle bu çok önemli bir şey. Çünkü buradaki o muafiyeti e, çok karıştırıyoruz. Bununla ilgili e, sosyal medyadan, takipçilerimden çok fazla soru alıyorum ben. Bu kişilerin ticari, ücret, mesleki, faaliyet geliri, iş yeri, konut kirası ve mevduat faizi, temerrüt gibi şeylerden de faydalanmaması gerekiyor. Yani bunlar yoksa eğer siz e, bu emlak vergisinden muaf oluyorsunuz. Yine aa ne demişiz emlak vergi bildirimi yapılmazsa yani emlak beyannamesi yapılmazsa ne olur? beyan edilmemiş e, ya da geç edilmiş tutar üzerinden hesaplanarak mülk sahibine bir katı ceza uygulanarak ödeme emri gider. Bunu da mutlaka e, aklınızda bulundurun ve ihmal etmeyin. Emlak beyannamemiz ve emlak vergilerimizi ödememiz önemli bir şeydir. Peki demişiz ki bir tane evi olan emlak vergisi öder mi? Aslında biraz önceki e, açıkladığımız konuyla Benzerlik gösteriyor. 200 metrekareden küçük ise evet muaftır. Ama 200 metrekarenin üstüne çıktıysa mülkümüzün e, metrekare alanı o zaman muaf olmuyorsunuz. Yani bana hafta arası o kadar çok soru gönderiyorsunuz ki zaman zaman da buradan özür diliyorum. E, hepsine cevap veremiyorum. E, çok zor oluyor. Beni bu konuda affedin ve ne yapıyoruz? Reklamlara gidiyoruz. Bu haftada Filiz Karataş'ta bu cumartesinin sonuna geldik. İnanın programım nasıl akıp gidiyor bir türlü anlamıyorum. Keyifli de konuklarım olunca hepten çok keyifli geçiyor. Haftaya aynı saatte yeniden görüşmek üzere. İyi insanlara denk gelin. Hoşçakalın.